Lübnan'a yönelik saldırılar da bir dönem Mısır'a yönelik devam etti. Bir dönem biliyorsunuz Irak'ta yapmış olduğu eylemler var. İran'da yapmış olduğu eylemler var. Yani bu bize net bir şekilde İsrail'in arkasındaki desteğiyle yani hepimiz o malum konuşma akşamında da buradaydık. Senato'da konuşurken milletin ayakta alkışladığı Amerikan Senatosu'nda utanarak izledik ve utanarak üzülerek izlemeye devam ediyoruz buna dünya kamuoyunun ses çıkarması gereken bir noktadayız ve az önce bahsettiğim nokta sanki bu saldırılar sona ermiş, dünya üzerinde hiçbir dert kalmamış. ve bizim temel konumuz sadece ve sadece Narin Güran cinayeti olmuştu. Bir hafta boyunca bunu konuştuk. Dünyadaki bu gündeme sessiz kaldık. Türkiye'nin birçok gündemi var. Bunlara hani Onu da zaten kaldık. haklısın. Onu onu zaten görevleri var memleketin yani, adliyesi var. Adliye var, polis yani. var. Yani ben e, şunu şunu gördük. gördük evet işte artıştı. bütün e, televizyon kanalları diğer bir de yer Burada hocam, böyle söylüyor. Işte, bak, burada, bak, yani, bak burada bak burada çelişki bu gibi... var. Değil mi hocam? TCK'ya göre bu suçluların yani, <laughs> illa suçunu oluşturmuyor yani, suçunu illa oluşturuyor mu bu? Be, ben sa savcıdan önce <laughs> bilgilerin medyaya düştüğünü artık hani ya, takip eder oldum. Bu ifadeler artık şey yani tabi bulurlanmıyor bile bakar. İsim, isim, soy isim değil. TC'sini aldığı Maaşa kadar utanmasalar yazacaklar. Bir de bakın yanlış bilgiler veriliyor. Bugün bir uzman tırnak içinde emekli polismiş diyor ki yeni bilgilerle artık diyor soruşturmadan kovuşturma aşamasına geçilmiştir diyor. Hayırlı olsun. Kovuşturma ne? Soruştur. Ya iddianame düzenlenip de mahkemece kabul edilmeden ya da 15 günlük yasal süre geçip de kabul edilmiş sayılmadan nasıl kovuşturma Abi tabii Boşuna hoşuna var. Bu kadar hukuk fakültesi bu. Yani bütün bir toplum bakın şuna bir şey diyemiyorum. Böylesine menfur bir olayda elbette basının haber verme hakkı var, görevi var. Bizim de haber alma hakkımız var. Evet. Bu çok doğal ama bunun sınırlarını aşmamak lazım. E sonuçta ama bu bu haber verme hakkı bunun boyutlarını çok aşacak şekilde soruşturmayı, <laughs> hatta yargılamayı yapıp hüküm vermeyi falan kapsamıyor ya da e, insanın içini gıcıklayacak şekilde o gereksiz ayrıntıla bacağı kopmuş o olmuş ya insan daha da kötü oluyor daha ya da canım, kötü oluyor. Yani bugün bugün mı? öğlen yani saat 2.2 suları sularında oldu. bir başka televizyon kanalında bu konuyu yorumlarken bir tweet geldi. bildirimler bildirimlerde açık dışarıdan şey yayındaki moderatör arkadaşımız da evet. okudu ve bu işte kendisi Nari'nin işte ölüm sıvısının kişinin eline direksiyona ve koltuğa bulaştığına dair sosyal medyada bir paylaşım olduğu söylendi. 10 dakika 15 dakika boyunca biz bunu yayın yorumladık ve Peki. akabinde resmi açıklama geldi. Evet böyle böyle bir durum vardı. Şimdi düşündüğümüz zaman yani adli tip kurumu bizden önce sosyal medyada paylaşım yapıyor. Dosya savcılığa evrak göndermeden önce tweet evet. mi atıyor? Peki şimdi soruşturmada sona yaklaşıldı. Yavaş yavaş olay çözülecek Elbette konuşulacak ama bu kadar detaylı bir <laughs> yani ve uzman olmayan e, kişilerin yorum yapmasına eleştiriyorsunuz. Fazlasıyla Elbette rahatsızız çünkü çok, e, çok, çok fazla konu var. E, bu hususlar e, gündeme gelip bunları değerlendireceğimizi... ...yani evet. adliyenin adalet sistemini yapması gereken işleri konuşacağımızı... ...Filistin meselesinde ses olsaydık, Türkiye'nin dış politikasında ses olsaydık... ...Kıbrıs meselemiz var ve bugün hala e, KC'lerimizde de yine, var. E, Yunanistan yine Kıbrıs'ı kaşıyor. kaşıyor. Bizim Kıbrıs milli meseleleri yani. değerlendiriyoruz. Kaşıyor ve zaten. kaşınıyor. Yani, yani e, bu hususları tekrar tekrar konuşmamızda bana kalırsa... E, ...fazlasıyla gereksiz olmaya başladı. Ee, bu hususta... ...dediğim Gelelim gibi İsrail'in... E. İsrail ...yapmış olduğu eylemler... E, ...arkasındaki güç abisi... E, ...olmadığı sürece devam etmeyecek. Az önce Elon Musk'tan bahsettik. Başka kimse, evet. kimselerden veya teknolojik... ...gelişmelerden bahsediyoruz. Bu teknolojik gelişmelerle yapılan bir eylem bu. Ses dalgası, elektronik... E, ...sistemle yapıldığı söyleniyor... Arkasına ne çıkarsa çıksın yani sınır ötesinde bir yerde bütün herkesin kullanmış olduğu bir ağa girilerek bu eylem gerçekleştirilebiliyor. Bir siber yani bu bir, bir siber güvenlik sorunudur. Var. Aynı zamanda insanların aklına şu da gelecek hepimizin cebinde cep telefonu var. Bu cep telefonları da eğer istenildiğinde patlatılabilir mi? Yani evet. bugün tankla, topla, tüfekle bir ülkeyi işgal etmek yerine madem insanları e telef etmek veya yok etmek istediğimiz zaman belli operatörlere bağlı olan, Kimseleri işte X operatörünün bağlı olan dalgasına veya işte uydusuna girilip acaba telefonları patlatılabilir, onlara zarar verilebilir mi? Bunun gibi şeyleri de düşünerek tabii ki altyapısının, güvenlik ağının uygulanması ve korunması gerektiğini düşünüyorum. Peki. Yani Filistin'in hani Türkiye Cumhuriyeti'nin değil insanlığın davası olduğunu düşünüyorum. Bu hususta da dikkat çekmek istedim.